Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün bir raid'deyiz sizlerle birlikte. Ekip oldukça iyi. Şöyle mega evrim yapabilir miyim? Şu süre zarfında ona bakıyorum. Evet. Şöyle yapalım, değişiklik olsun. Maça girmeden hemen önce bir evrim yapalım. Evet. Olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle olması lazım. Yani mega evrim maçtan hemen önce yapılıyor mu? Yapılsa işliyor mu? Onu denemeye çalıştım. Biraz geç kalmış olabilirim. Bu Pokemon'u henüz almadım. Çok geç kaldım biliyorum. Etkinliği yarın bitebilir. Bir akın daveti geldi. Onunla birlikte ben de buna girmek istedim. Genelde ben açmıyorum, çok nadir. Genelde hep gelen davetlere gidiyorum. Ekipte sağlam 5 kişiyiz. Çok çok rahatlıkla alabiliriz Pokemon'u. Umarım bunca süredir almadığım Shiny gelir. Şuradan bakmak istiyorum. Charizard'ı seçebilmiş miyiz? Aynen, Charizard'ı seçebilmişiz. Mega Charizard'ı ya da öyle diyelim. Uçağın türü olduğu için tahrip yanığı etkileyebilir. Şöyle bir tahrip yanığıyla bir vuralım. Evet, çok çok etkili olduğunu söyleyemem. Çok dayanıklı olduğunu da söyleyemem. Charizard'ın iki evrimini de aynı anda geliştiriyorum bu arada. Y ve X'i. Şu an bu maç için Y yaptım. Onu kasıyorum. Siz bu Pokemon'un, şu an yakalayacağımız Pokemon'un 100 IV'lisini ya da Shiny'sini bulabildiniz mi? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu arada bayramınızı kutlamıştım. Tekrardan kutlayayım. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Umarım sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. En önemlisi sağlık. Sağlığınız yerindeyse geri kalan her şey tamamlanabilir. Ben çok aktif olamıyorum. Bayramda da çalışıyorum çünkü. Bazı iş yerleri kesmiyor. Benim de iş yerlerim onlardan biri. Mola yok. Çalışmaya devam. O yüzden bayramla ilgili herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece çalışıyorum. Full bayramın sonuna kadar da çalışmaya devam edeceğim. Oyunda aktif olamıyorum o yüzden. Yarın etkinlikler var. Yarınla birlikte güzel Pokemon'lar gelecek. Onları kaçırmayın. %90 ihtimalle değişecektir bu. Çünkü etkinlikle gelen Latitos ve Latios mu, öyle bir şey, tam isimlerini bilmiyorum. İki tane Pokemon gelecek. Şeyden yakaladığımız Pokemon bu. Giovanni'den yakaladığımız Pokemon'un mega halleri gelecek. O Pokemon'un o halin olduğunu, mega olduğunu bilmiyordum işin açığı. Mega hali gelecek. Kesinlikle almam lazım. Güzel bir Pokemon olacağını düşünüyorum. Şu an mega olmuyor sanırım o Pokemon. Fakat yarın etkinlikten sonra mega olabilir. Tahminlerim öyle. Mega olduğunu sanmıyorum. Şimdi bakarım. Bu arada bu tarz raidlere 5 kişi, ortalama 5 kişi girdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz dostlar. Ama daha az girmeyin. Özellikle DG'si 50'nin üzerindeyse minimum 4 kişi girin. Biz 4 kişi de bunu alabilirdik. Hatta çok kısa sürede bitti. Ama 3 kişi falan girmeyin. Boşuna biletinizi yakmayın. Benden size tavsiye. Bu arada bu raid'i ben başlatmadım. Söyleyeyim. Video çekme kararı almışken denk geldi. Ben de videoya bu şekilde giriş yapayım dedim. O öyle oldu. Evet. Klasik ödüller. Klasik güzel ödüller. Yani bu tarz Pokemon'ları yakalaması biraz sıkıntılı oluyor tabi. Hatta bu sağa sola çok kaçıyor. Şimdiden az çok neler yapacağını, nasıl, ne kadar uğraştıracağını bana belli etti. Umarım kaçırmam. Ayrıyeten şu an body olan Pokemon'um aslında çok yanlış. Çünkü 2 yıldızı tamamlanmamış bir Pokemon. Ve vuracağı topları karşılayacak durumda değil. O yüzden çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Yani 14 top yetmeyebilir. İşte bazı durumlarda vurduğunda en azından
geri karşılıyordu. Body Pokemon'u biliyorsunuz. Fakat şu an Body Pokemon'um Charizard ve o Pokemon'u sadece Mega olduğu için Body Pokemon'um olarak tutmuşum. Karşılayacak durumda değil. Daha iki kalp seviyesine varmadı. Fakat yakında zamanda mesela şöyle vururdu. Evet. Biraz bekleyeceğiz. Hayır, top gitti. Meyve atayım mı diye düşünürken topu boşa harcadık. Umarım kaçırmayız. Hadi ortaya gel. Ya şu olay çok stresli. Topun az olması gıcık. Hani rayı da hep birlikte geçiyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ondan sonra bu arkadaşın kaçması ciddi anlamda sinir bozucu olabiliyor. Şahsi fikrim, ben çok sinirleniyorum. Çok bekletmek de istemiyorum topu. Bu sefer vuracak. Evet, videoda kaçan bir efsanevi Pokemon olabilir. Ama ben yine de bunu yayınlamayı düşünüyorum. Kaçsa da. Hadi ama yorma beni. İşte bu. Evet, dediğim gibi daha önce yakalamadım. Ben raidine girmedim bunun. Şeyi bekliyordum. Şöyle bir değerlendirmesine bakalım. Yani. Bu arada şunun şu formu farklı mı? Farklı bir şey gördüm ama. Neyse. Çok fikrim olmayan bir Pokemon. Biraz garip görünüyor gerçekten. Böyle efsanevi güçleri varmış gibi duruyor. Bu arada efsanevi Pokemon mu? Ondan emin değilim. Evet, efsanevi bir Pokemon'muş. Dediğim gibi daha güçlüsünü illaki yakalayanınız vardır aradan. Yorumlarınızı bekliyorum onunla ilgili. Şöyle bir kere daha göstereyim. Şu yakaladığımız Pokemon. Yarın da yüksek bir ihtimalle bitiyor. Şeyden de alamadım. Maçlardan alamadım bunu zaten. Alamamıştım yani. Şu an alınmış olarak görünüyor. Bayağı maç yaptım ve alamadım. Mega evrimlerde şu durumdayız. Ben artık tamamen Charizard'a yönelmiş durumdayım. Şöyle durun. Şu normalini göstereyim. Buna yönelmiş durumdayım. Son iki defa daha mı olmasa? Dört defa daha. Dört defa yaptığımız zaman yüksek seviyeye gelecek. Dinlenme süresi 5'e gelecek. Buna yoğunlaşmış durumdayım. Bu arada iki evriminin de aynı anda mega enerjisi şu an düşüyor. O da güzel bir şey. Şimdi mega enerjim az diye bunun shiny'sini basmadım. Normalde bende shiny'si de var. Shiny'sini basmadım. Biraz daha oyun odaklı gidiyorum. O yüzden shiny'sini basmadan devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarınki etkinlikte videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.